Bu videoda enzim bağlı reseptörleri öğreneceğiz arkadaşlar. Tüm membran reseptörler gibi enzim bağlı reseptörler de çevrelerinden sinyaller alır ve hücreye bir takım şeyler yapmasını söylerler. Enzim bağlı reseptörler de bir çeşit transmembran proteinlerdir. Ama kimyasal mesajcılardan sinyal almanın yanı sıra enzim olarak da çalışmaları açısından benzersizdirler. Sinyal veren bir moleküle bağlanması reseptörün enzim aktivitesini çalıştırır. Enzimler bedenimizde katalizör görevi gören maddelerdir. Bazı biyokimyasal tepkimeleri hızlandırabilirler. Enzim bağlı reseptörlere aynı zamanda katalizör reseptörler de deniyor. Buraya önceden bir hücre zarı çizmiştim. Burası fosfolipit katmanı. Yukarısı hücre dışı ortamımız ve aşağısı ise hücre içi ortamımız. Burası sitozol ve diğer hücre organellerimizin bulunduğu yer. Gelin şimdi enzim bağlı reseptörlerin yapılarından biraz daha bahsedelim. Enzim bağlı reseptörlerin genel yapısı aslında şu şekilde. Yukarıda liganda bağlanabilen bir şekil görüyoruz. Burası bizim ligand bağlanan alanımız. Burası hücre dışı kısım. Aşağı tarafta proteinin yarısı iç kısımda duruyor. Burası da enzim alanımız. İşlevsel alanımız yani. Bu kısım enzim bağlı reseptörümüzün enzim olarak çalışabildiği kısım. Burada bir ligand olduğunda ve hücre dışındaki kısım bir liganda bağlandığında hücre içindeki kısım enzim olarak çalışmaya başlar. Birçok farklı enzim bağlı reseptör çeşidi var. Bunlardan en yaygınına reseptör tirosin kinazları deniyor. Bunlar oldukça önemli çünkü hücre büyümesini, çeşitlenmeyi ve hayatta kalmayı kontrol ederler. Bu reseptörlere kısaca RTK'da RTK da deniyor. RTK'ların yapısı ve işlevi o kadar gizemli sayılmaz. Aslında adında da söylüyoruz arkadaşlar. Reseptör tirosin kinazın eşsiz olmasının bir sebebi de tirosine sahip olması. İsminde de var bak tirosin. Evet şöyle bir reseptör çizelim. Tirosin hücre içindeki enzim alanında kalıyor. Tirosinin ne anlama geldiğini öğrendik. Peki sizce kinaz ne demek? Kinaz. Kiraz değil. Hemen kinazı duyup aklınıza kiraz gelmesi. Kinaz, Fosfat grupları değiştirme gücüne sahip şeylere verilen genel bir isim. Genellikle ATP gibi daha yüksek enerjili maddelerdeki fosforu alır bu e, kinaz dediğimiz madde. Reseptör tirosin kinaz ATP'deki fosforu hücre için proteinlere çevirebilme özelliğine sahiptir. Bu reseptör tirosin kinazın enzim fonksiyonu bu fosfor moleküllerini değiştirebilme özelliği. Artık fosforlanmış olan bu proteinler tradüksiyon sayesinde bir mesaj taşır. Şimdi bu süreci daha ayrıntılı konuşalım. Reseptör tirosin kinaz çiftler halinde bulunur. Bunun nedenini birazdan konuşacağız. Eğer bir reseptör tirosin kinaz gördüyseniz, ikincisi de hemen oralarda bir yerlerdedir. Burada kendi tirosinimiz var. Dışarıda da hücre dışı sinyalimizi de gösterelim. Diyelim ki bu sinyal ligand bağlanan alana bağlansın. Şimdi bu iki reseptör tirosin kinaz bir araya gelecek ve beraber hareket edecekler. Şimdi bu çifti yan yana çizelim. Bu noktada ligandımız bağlandı. Aşağıda tirosinimiz var. Bu sinyal veren molekül RTK'ya bağlandığında komşu RTK'ları da birbirleriyle bağlanmaya iter ve çapraz bağlı dimer oluştururlar. Çapraz bağlı dimer. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde oluşan şeye bu adı veriyoruz. Çapraz bağlı dimer. RTK'lar çift olarak hareket etmek zorundadır. Çünkü çapraz bağlanmak RTK'lardaki tirosin kinaz aktivitesini fosforlanma sayesinde harekete geçiriyor. Bu tirosinler aktif ve fosfor almaya başlıyorlar artık. Yani aktif oldukları için fosforu almaya başlıyorlar. Her RTK diğer eş RTK'sındaki tirosinleri fosfatlıyor. Genellikle sadece iki tane tirosin olmuyor. İkiden çok daha fazla oluyor. Ama ben daha kolay anlaşılsın diye buraya sadece iki tane çizdim. Birbirlerini fosfatlama sürecine çapraz fosfatlama diyoruz. Çapraz fosfatlama. Eğer hücre içinde ATP varsa bu tirosinler fosfat grubu ile onu ADP'ye dönüştürür. Çapraz bağlanmış dimellerimiz oluştuğuna göre bu tirosin molekülü gidecek ve serbest fosfat grubunu alacak. Bir noktada tüm bu tirosinler ATP'den bir fosfat grubu almış olacak. Çift olmalarının sebebi az önce de dediğimiz gibi birbirlerini fosfatlamaları birbirlerini çapraz fosfatladıktan sonra hücre içi sitoplazmik bölüm yani RTK'ların enzim kısımları sinyal transdüksiyonunda farklı hücre içi proteinlere rıhtım görevi görecekler. Tirosine fosforlar yerleştikten sonra farklı proteinler gelip kendilerini bağlayabilirler. Öyle düşünün artık. Yani fosfat yerleşince o hazır bir Liman gibi oluyor. Farklı proteinler gelip kendini oraya bağlıyorlar. Örneğin şöyle bir tür proteinimiz hatta başka bir proteinimiz daha olabilir. Tamam mı? Yani Aynı olmak zorunda değiller. Proteinlerin fosfatla beraber getirecekleri tek şey SH2 adı verilen özel bir maddedir. Bu fosforlaşmış tirosinleri bağlayabilir. Fosforlardan herhangi birine, herhangi bir zamanda birçok SH2 içeren proteinler bağlanabilir. Biz sadece bu tarafa protein çizdik ama aynı ya da farklı proteinler bu tarafa da bağlanabilirler. Böylece aynı anda birçok hücre içi sinyal yolu açılır. Bundan sonraki süreç biraz karışık ve genellikle hücre çekirdeğinde biterek gen transkripsiyonunu, pardon söyleyemedim gen transkripsiyonunu etkiler proteinimiz bağlandığına göre proteinlerimiz yani bağlandığına göre artık sinyalimiz ilerleyecek ve sitozola gidecek. Oradan da sonunda gen transkripsiyonunu etkileyecek. Bu da protein üretimini etkileyecek. Peki RTK'lar bedenimizde ne yapar? Enzim bağlı reseptörlerin birçok işlevi var ama RTK bunlardan genellikle büyüme faktörlerindeki rolü en e, rolü ile yani en çok tanınanıdır. Bu en önemli rolü burada görülür. Örneğin efrin denen yüzey proteinlerini e düzenler. Efrinler doku yapılarındaki büyüme süreçlerini yönlendirir, sinir uçlarını yeniler ve damarların olgunlaşmasını sağlar. Diğer büyüme faktörleri arasında sinir büyüme faktörleri ve trombosit büyüme faktörleri de RTK'ları kullanır. RTK'lar ayrıca hormonları örneğin insülini bağlayabilir. Bir de RTK'lar düzgün çalışmazsa ne olur ona bakalım. RTK'lar hücre büyümesini düzenledikleri düzenlediklerinden çalışmadıklarında hücre büyümesi ve çeşitlilikle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kanserlerin çoğunda mutasyona uğramış RTK'lar söz konusudur. Bunun için RTK'lar kemoterapide kullanılan birçok ilacın hedefidir. Örneğin Herceptin adlı meme kanseri ilacı birçok meme kanserinde artan bir RTK'yı bağlar ve engeller. Şöyle bir özetleyecek olursak, enzim bağlı reseptörler hücre dışı sinyalleri hücrenin içinde enzim aktivitesine çevirirler. Bunlardan en çok bilineni ise reseptör tirosin kinazdır. Bir molekülün RTK ile bağlanması tirosin kinazı harekete geçirir. Bu hareketlenme farklı enzim reaksiyonlarına neden olur ve farklı proteinleri bağlayabilir. Sonunda sinyal transdüksiyonu oluşur ve hücre çekirdeğine bir sinyal giderek gen ifadesi değişir.